Tüm parçaları kasanın içerisinde kullanmak üzere Teknobotik'ten temin ettik. Anakart modeli S-Rack B450 Pro 4. Fiyat performans segmentinde yer alan bir arkadaş olduğunu söyleyebiliriz. Böylesine devasa bir kasaya devasa özellikle parçalar koyabilir miydik? Tabii ki koyabilirsiniz ama maksat kasa incelemesi olacak biliyorsunuz. Ekran kartı modelimiz tanıdık bir isim. Galaxy RTX 2060 Super modelini tercih edeceğiz. Beyaz bir tasarıma sahip olduğu gibi çift fanlı yapıda geliyor. Aynı zamanda iki fanda da RGB aydınlatma mevcut. Sıra işlemcide AMD Ryzen 3900X serisini kullanıyoruz. Dediğim gibi segmentler değişiklik gösterebilir ama 3900X'te taş gibi işlemcilerden bir tanesi. 12 çekirdek 24 thread. Ayrıca 3.8 GB base clock, 4.6 GB boost clock performansına sahip. PC modelimiz Seasonic GX650 Focus serisinden. Adından anlaşılacağı üzere 650 Watt 80 Plus Gold sertifika olarak üretilmiş. Sistemde sıvı soğutma olarak Radiantech EOS 360 RBW modelini kullanıyoruz. Böylesine devasa bir kasada zaten 360 mm kullanmak şart desek yeridir. 240'lar biraz küçük kalabiliyor arkadaşlar. Soğutmanın içerisinden 3 adet RGB fan gelirken soğutma performansını oyun testlerinde hep birlikte göreceğiz. Geldik konumuzun ana temasına. Yine Radiantech firmasının üretmiş olduğu NX Pro serisinden bu devasa arkadaşı kullanacağız. Motosiklet görünümüne sahip desem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bayağı büyük, ağır ve oturaklı bir kasa. Açık çerçeve tasarımına sahip. Ufak bir de araştırma yaptım. Kasa şu anda Teknobotik'te 2885 TL gibi bir rakamdan satılıyor. Ucuz değil, projelik, özel bir kasa. Az önce bir timelapse izlediniz, kasayı toparladık. Şimdi sizlere artılarından eksilerinden bahsedeceğim. Kasanın boş hali 13.5 kilogram. Parçaları yerleştikten sonra ise 18-20 kilogramlara kadar ulaşabiliyor. Yani aslında bu kasayı çok fazla sağdan sola sürükleyemezsiniz. Kendisi epey bir ağır hale geliyor. Masanıza koyacaksınız, sabit bir şekilde orada kalacak. Çok fazla hareket ettirme imkanına sahip değilsiniz. Arkadaş tamamen alüminyumdan üretilmiş. Sağ ve sol panellerde 2 adet büyük temperli cam yer alırken kutudan çıkan alenin de camları çıkartıyorsunuz. Anakart montajını yaparken standart biraz dışına çıkıldığını söyleyebilirim. Ters montaj yapıldığı gibi EATX'ten Mini ATX'e kadar anakart desteği mevcut. Kasayı montajlarken kablolama konusunda baya özgür olduğunu gördüm. Aslında alan çok fazla olduğundan dolayı kablolama yerleri de fazla olmamasına rağmen boş alanları rahatlıkla değerlendirebiliyorsunuz. Güç kaynağını mesela montajlarken kasanın arkasında yer alan 4 adet vidayı söktükten sonra PCIe'yi içeri doğru ittirmeniz yeterli oluyor. Diğer variant kasalar gibi uğraştırıcı olmamış. Radiantech NX Pro kasası hem önde hem de üst panelde 360 mm'ye kadar radyatör desteği sağlıyor. Biz montajı ön panel yapmayı tercih ettik. Zira fanlar ön tarafta görünsün, hava sirkülasyonu konusunda da ön panelden arkaya doğru akış sağlasın diye. Siz isterseniz üst panele de radyatör takabiliyorsunuz. Veya ben radyatör kullanmak istemiyorum dediniz. Olabilir, tercih sebebi. Yine ön ve üst panele 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm'ye kadar fan kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sistemde şu anda 360 mm kapalı sıvı soğutmamız var. Ama bence naçizane görüşüm bu kasanın hakkı custom sıvı soğutma. Çünkü gerçekten ona özel tasarlanmış. Elimde de yine Radiantech'in custom sıvı soğutma kitleri var. Eğer ki bu kasayı gerçekten böyle bir custom sıvı soğutma nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yorumlardan bana yazarsanız veya videoyu da şöyle bir belli bir like seviyesini geçersek ona göre de bir hazırlık yapmaya devam edeceğim. Bunda bilgisini vermek
vermek istedim. Montaj sürecinde kasanın toplaması konusunda çok fazla zorlanmadığımı söyleyebilirim. Sadece neyi nereye takacağınız konusunda kafanızı yer etmeniz yeterli oluyor. Regentec NX Pro'da depolama alanları da tabii ki mevcut. Büyük bir kasaya göre depolama alanı olarak da çok fazla yer fışkırmıyor. Ama 4 adet SSD veya 2 adet hard disk takabiliyorsunuz. Geldik bence kasanın en can alıcı noktalardan bir tanesine. Bu kasa ekran kartının anakart üzerine değil, anakartın hemen arka panelinde yer alan yuvalara takıyorsunuz. Yani ekran kartı ve anakart birbirinden tamamen bağımsız çalışıyor, sırt sırta. İsterseniz 2 adet ekran kartını aynı şekilde alt alta yerleştirebiliyorsunuz. Panel bayağı geniş olduğundan dolayı maksimum 496 mm'ye kadar ekran kartı uzunluğu desteğine sahip. 75 mm'de CPU soğutucu desteği bulunuyor. Kutunun içerisinden çıkan riser kablo da bayağı uzun. Ancak bir adet çıktığını söylemem gerekiyor. Eğer 2 tane ekran kartını alt alta koymak istiyorsanız sonradan bir adet de 500 mm'lik riser kablo satın almanız gerekecek. Kutuda sadece bir tane çıkıyor, bir tane ekran kartını uzatarak takabiliyorsunuz. Kasanın ilk başta dış görünümünün motosiklete benzediğini söylemiştim. Bunu destekleyen pek çok argüman var aslında. Kasanın üst paneli direkt motor görünümünü andırsa da sonradan montaj bitince temperli camları taktığınızda kutunun içerisinden çıkan 2 adet de metal ayağı kullanıyorsunuz. Hem arkaya hem de öne takılan bu metal kasaya daha da böyle bir şık görünüm kazandırdığını söyleyebiliriz. Son olarak kasanın üst kısmında portlar var. Power tuşu bana biraz garip gelse de 3 adet USB girişi, 1 adet kulaklık ve 1 adet mikrofon girişleri bizleri karşılıyor. Ortada ise o garip görünen power tuşu var. Evet arkadaşlar, Regentec kasamızın şu anda oyun performansında sıcaklıklarına bakacağız. Nasıl gidiyor, nelerin nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Kasamız şu anda hazır. Ekran kartımız üst kısımda çalışmaya devam ediyor. Testlerin en başında ne söylüyorum her zaman? Bakın, en altta GPU fan speed'im var. Bu otomatik olarak sıcaklığım arttığı zaman burası da artmaya başlıyor. Kendini soğutmaya başlıyor. FPS'im zaten var. CPU, GPU power'ım görüyorsunuz. Avarajlarımız, maksimum FPS'im, RAM kullanımım, CPU ve GPU sıcaklıklarımı lütfen takip edin. Bakalım performansımız nasıl olacak? Bu arada bütün ayarlarımız Full HD ve Ultra ayarlarda olacak. Onu da şuradan göstereyim. Grafik, Ultra ayarlarda oynuyoruz. Display tarafında ise 1920x1080, 144 Hz. Şimdi reisler, ben hazırım. Yine bir terörist avlamacı yapacağız. Hızlıca şöyle bir içeri girelim. Oh. Flash attı. Yalnız iyi sıyırdım ha. Bura boş. Oy! Eyvah eyvah. Yalnız bir şey dikkatinizi çektiğimi biliyorum arkadaşlar. Şu anda işlemci sıcaklığım 40 derecede seyrediyor. Bir yandan gözüm o tarafa doğru gidiyor, bakıyor. Ekran kartım 71 derecede ve GPU fan speed'im otomatikte %69'da seyrediyor. Yani yük altında şu anda gerçekten 40 derece iddialı bir rakam. 360 mm'lik sıvı soğutma ile beraber. Sakin sakin. Ölmedi. Allah. O nereden çıktı ya? Onun ölmüş olması lazım. Dostlar, sıradaki ürünümüz Rust Battle Royale Server'ına giriş yaptım yine. Hemen ayarlarımızı bir gösterelim. Options, Screen 1920x1080'de, grafik ayarlarımız bu şekilde, Mesh Quality bu şekilde, Image Effect kısmımız ise ayarlarımız bu şekilde olacak. Şu anda anlık olarak 66 derece ekran kart sıcaklığım, 46 derecede CPU sıcaklığım bulunuyor. Sağda solda bir vatandaş var mı diye bakıyorum. Henüz bir çatışmanın ortasına denk gelmedi henüz. Ben neredeymişim abi? Harbi oradayız. Bu arada ekran kartım şu anda Full HD ve Ultra ayarlara yakın. Hani neredeyse yüksek ultra sayılabilecek seviyede 173 watt güç tüketiyor. CPU ise 68 watt güç tüketiyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bazı arkadaşlarımız şey diyor mesela, örnek veriyorum. 3070'e 650 watt koymuşuz. Ya işte 650 watt nasıl yetiyor? Yetiyor kardeşim. İşte bak görüyorsun yani. 2K'da bu 225-230 wattlara kadar çıkıyor. İşlemcinde 90 wattlara falan geliyor. E geri kalan nerede? Hadi biraz daha koy sistemin üzerine. Fazla fazla koyuyorum. Gene 650 watt yapmıyor zaten. 500'lerde falan dolaşıyor arkadaşlar. O yüzden hani CPU tarafı
tarafında GPT'nin bu hesaplamalar önemli oluyor her zaman için. CPU sıcaklığında bir şey dikkatimi çekiyor sürekli olarak. Mesela 51'i gördüm az önce, tamam mı? Hemen tekrardan 48'e kadar geriledi. Yani aslında açık devre bir sistem değil. Tamamen kapalı 360 milimetre bir sıvı soğutmadan bahsediyorum. Ama kasamızın arkadaşlar sağ sol ön arkası açık olduğundan dolayı da aslında bu sıcaklıklara epey bir etki ettiğini söyleyebiliriz. Buraya birisi girmiş az önce herhalde. Evet. Sırada Cyberpunk var. Görev yapmaya devam ederek oynuyorum. Yani hem görev yapıyoruz hem de oyunu bir şekilde böyle bitirmeye devam edeceğim inşallah diye düşünüyorum. Şu anda bir ayarlarımıza bakalım neredeymişiz. Full HD'deyiz. Grafik ayarlarımız da Ultra'da arkadaşlar. Şunları zaten üstü yok biliyorsunuz. RTX'im kapalı. DLSS'im performans konumunda. Şöyle bir gelelim abi. Alınacakları topla. Şuradan hemen çıkalım. Aç. Ne yapıyorsun sen acırda? Hop hop. Sakin. Bu abi yetkili bir abiye benziyor. Oy. Öleceğim. Eyvah. Nerede öbürü? Güzel, o da öldü. Çıkalım abi. Oy. Kaynıyor bura. Şu anda anlık olarak ekran kartı sıcaklığım 71 derece, işlem sıcaklığım 52 derecede seyrediyor arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Silahları topla. Biri var mı? Ver silahları geri. Aç abi. Dostlar, Doom Eternal'la devam ediyoruz. Aşağıda bayağı bir çatışma var. Hemen bir ayarlarımızı size hemen göstereyim. Video Full HD'deyiz yine. Ultra ayarlarda oynayacağız. Ama aşağısı bayağı bir karışık. Bakalım nasıl olacak. Oy, oy. Sakin ol. Vallahi işimiz var burada. Bu dayılarla. Güzel, biraz can topladık. Ver onu bana. Güzel. Ben ölmeden hadi bir can, bir can, bir can. Vallahi ucuz atlattık. Gerçekten ucuz atlattığımızı düşünüyorum yani. Bir saniye, hepinize sıra gelecek lütfen. Hop. Gücü aldık.
Sırada CSGO var arkadaşlar. Hemen 5 dakikamız varmış zaten. Oyuna sonradan girdik. Full HD'de oynuyoruz ve yine en yüksek ayarlarda performansımıza bakacağız. Şu ana kadar CPU tarafında gayet iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. GPU tarafında genellikle 68 ile 72 derece arasında sıcaklıklarımı seyretti. Kesin burada... Hadi bir daha. Can. Olmadı Can. Can bir daha gitti. Can 2'de karşıma çıkıyorsun. Üçüncü de acımam. Hop 3'te 3. Arkadaşlar Galatasaray Modern Warfare Online'a devam ediyoruz. Şu anda 2 saniye, 1 saniye ve aksiyon başladı arkadaşlar. Zombiler gelecek. Hemen aramıza bakalım. Options, grafik. Full HD oynuyoruz yine. Aşağıdaki ayarlarım ise en yüksekte arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet, Survivor başladı. Zombi olmak istemiyorum. Beni bekleyin lütfen. Az daha arkamdan geliyormuş. Beni de alın abi aranıza. Genelden yok herhalde. Bunlar biraz zor olur. Dostlar son oyunumuz Red Dead Redemption 2. Bu da sistemleri biliyorsunuz bayağı bir kastıran oyunlardan bir tanesi olduğundan dolayı tercih etmeye devam ediyoruz. Ayarlarımıza bakalım. Grafik, V-Sync açıkmış. Bunu bir kapat. Full HD'deyiz ve ultra ayarlarda oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir kaydedelim bunu da. Yes. Evet, V-Sync de kapattık. Şurada P'ye doğru bir ilerleyelim bakalım. Bu arada 3900X ile 2060 Super de iyi bir ikili oldu aslında. Gayet iyi seyrediyorlar. Selamünaleyküm abi. Mangal mı var burada, ne yapıyoruz? Evet, yine atlarla yere gideceğiz. Bunların at muhabbeti çok uzun sürüyor ya. Şu anda işlemci sıcaklığım 40 dereceye kadar indi arkadaşlar. Ve Red Dead Redemption 2 oynuyorum. Ekran kartı sıcaklığım gene aynı stabil olarak 70'lerde gezmeye devam ediyor. Fan speed'im %67 seviyesinde. RDR2'de devam ediyoruz. 39'u gördüm. Gerçekten ilginç. 39 dereceye gördüm. 46 derece, 45, 43. Yani çok hızlı bir şekilde etki ediyor. Zaten CPU şu anda kullanmıyor gibi bir şey yani. Sadece ekran kartı %97 olarak yük biniyor. Bazen CPU'ya mesela %17, 13. Tabii kullanmadığı için de doğal olarak sıcaklığın artmaması normal. Ama yani bu derecelerde çok iddialı gerçekten. Evet, motosiklet görünümlü bu kasamızın testlerini, performanslarını ve montaj aşamalarını tek tek gösterdim. İlginç bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de böyle üstüne bin seni rahatlıkla taşır. O derece bir kasa olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Zaten masanıza oturttuğunuz zaman 18-20 kiloluk bir arkadaştan bahsediyoruz. Sürekli alıp böyle sağa sola hareket ettirme gibi imkanı çok fazla sahip değilsiniz. Diğer yandan kasa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Üst kısmımız boş. Yani orada herhangi bir cam veya bir kapatacak alan yapmamışlar. Tamamen fan montajladığınızda yukarıdaki havayı içeri
içeri almak üzere yapılmış bir sirkülasyondan bahsediliyor. Ama kasanın içerisinde fan çıkmadığından dolayı biz gittik ne yaptık? Radyatörü ön panele koyduk, üst panele koymadık. Görüntü bozulmasın diye. Üst paneli de görüntü bazında eşlemek için isterseniz oraya da 3 adet fan alıp takabilirsiniz. Daha şık bir görünüm elde edecektir. Kasayla alakalı merak ettikleriniz, kafanızda kurcalanan şeyler varsa lütfen yorumlardan bana yazmayı unutmayın. Farklı bu şekilde merak ettiğiniz, ya şu kasada bayağı ilginç duruyor dediğiniz şeyler de varsa bana lütfen onları da yazın. Ben de gidip firmalarla görüşmeye çalışıyorum ve ürünleri getirmeye çalışıyoruz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Kaçar.